Varis hastalığı kimlerde daha çok görülüyor? Aslında varis hastalığı özellikle genetik ve ailesel yatkınlık gösteriyor. Yani ailesinde, annesinde, babasında, kardeşlerinde varis hastalığı olan kişilerde varis hastalığının görülmesi daha sıklıkla mümkün. Kadınlarda daha fazla görülüyor. Yine meslek grubu önemli bu hastalıkta. Yani mesleğini daha çok oturarak ya da ayakta geçiren, hareketsiz mesleğe, hareketsiz meslekle ilgilenen kişilerde varis hastalığı daha çok görülüyor. Tabii bu yaşla birlikte görülme olasılığı artıyor. Özellikle 30'lu yaşlardan sonra, 40'lu yaşlardan sonra varis hastalığı daha belirgin hale gelmeye başlıyor. Yine kadınlarda daha fazla karşılaşıyoruz. Kadınlarda özellikle doğum yapan ve birden fazla doğum yapan kadınlarda varis hastalığını biz daha sıklıkla görüyoruz. Peki neden böyle oluyor diye düşünecek olursak aslında birazcık bu yer çekiminin etkisiyle oluşuyor. Çünkü toplar damar dediğimiz zaman bizim bacaklarımızdaki kanı alıp kalbe doğru taşıyan damarlarımızın yetersizliğinden bahsediyoruz biz. Dolayısıyla ayakta kalan ya da oturarak kalan hastalarımızda kan aşağıda birikmeye meyil ettiğinden dolayı bu hastalarda, bu kişilerde zamanla damarlarda genişleme, o damarlar içerisindeki basıncın artmasına bağlı olarak da genişleme meydana geliyor ve yine bizim toplar damarlarımız içerisinde kapakçıklar dediğimiz yapılar vardır. Bu kapakçıklar normal şartlarda kan kalbe doğru akım yaptığı zamanlarda o kapakçıklar açılır ve kan rahatça kalbe doğru akar. Kan geriye doğru kaçmak istediğinde bu kapakçıklar kapanır ve kan geriye doğru gidemez hale gelir. Kapakçıklardaki yetersizlik neticesinde kan bizim bacaklarımızda, yani yere yakın olan bölgede birikmeye meyleder ve bunun neticesinde ilerleyen aşamalarda damarlar iyice genişler ve bizim bacaklarımızın yüzeyinde, yani cilt seviyesindeki damarlar da belirgin hale gelir ve kılcal damarlar daha da büyür ve genişlemeye başlar. Sonuç olarak bacaklarımızda o varis dediğimiz görüntüler oluşmaya başlar. Bu hastalarımızda aynı zamanda görüntünün haricinde özellikle akşam saatlerinde oluşan bacaklarda sızlama, bir dolgunluk hissi, bir ağırlık hissi, şişkinlik oluşmaya başlar ve hastalarımız bize bu şikayetlerle başvururlar.